Merhaba, ben Tuğrul Yiğit. Planlama ve Teknoloji Departman Müdürüyüm. Maysan Mando, amortisör üreticisi bir firma. Türk ve Kore ortaklı bir firma. Türkiye'nin en büyük amortisör üreticisi. eFlow'dan önce proseslerimizde onay süreçlerimiz uzun sürmekteydi. eFlow'u tercih ettikten sonra onay süreçlerimizi 20 dakikaya kadar indirdik. Örneğin eFlow'da üst yönetim onayı diye bir geliştirme yaptık. Biz üst yönetim onayı açtığımızda genel müdürümüzün dünyanın neresinde olduğundan bağımsız onayını aldıktan sonra süreçlerimizi devam ettirebiliyoruz. eFlow'u kullanmak için herhangi bir bilgisayar bilgisine ihtiyaç yok. Telefon kullanabiliyor olmanız eFlow kullanmanız için yeterli. Sadece içeride süreçleri tasarlayacak bir tane arkadaşımız var. Onun dışında kullanıcı tarafında herhangi bir özel bilgisayar bilgisine ihtiyaç yok. Kendi tasarladığımız süreçlere örnek vermek gerekirse, operasyon parametrelerinin periyodik olarak kayıt altına alınması gerekiyordu. Biz bu süreci eFlow üzerinde tasarladık. Şu anda üretimde otomatik montaj hattının önündeyiz. Biz burada yalın üretim süreci olan 5S'i tamamen eFlow üzerinden yönetiyoruz. Ekranda gördüğünüz dashboard tamamen eFlow database ile entegre çalışıyor. Ben burada bir denetleme yaparsam 5S denetlemesi yaptığımda her 1 dakikada bir eFlow database ile iletişim haline geçerek dataları güncelliyor. Bütün telefonlarda şirket telefonlarında eFlow'u indirebiliyoruz ve mobil olarak kullanabiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi eFlow'da kullandığımız, bizim dizayn ettiğimiz sekmeler var. Buradan 5S'i seçiyorum. Kendimi tanıtarak denetçi 975 sicilim, adım soyadımı giriyorum. Denetlenen bölgeyi seçiyorum. Burası otomatik montaj 5 hattı ve denetlenen vardiyayı seçiyorum. Şu an 16-24 vardiyasındayız. Denetlenen ekip C ve burada bizim daha önceden dizayn ettiğimiz 5S denetlemesinde kullanacağımız sorular var. Bu soruları denetleme yaptığım için cevaplayabiliyorum şu anda. Soruları açıyorum ve bir soru listesi karşıma geliyor. Bu sorulara cevap verebiliyorum. Herhangi bir hattın denetimiyle ilgili herhangi bir yorumum varsa bu denetlemenin ekine yorumlarımı da yazarak denetlemeyi bitir diyorum. Denetlemeyi bitir dediğimde bir dakika sonra bu gördüğünüz ekrana benim denetleme sonuçlarım yansıyor. Sol üst köşede gördüğünüz hattın benim beyaz yaka arkadaşımın ve operasyondaki takım lideri arkadaşların yaptığı denetlemeler sonucunda hepimizin ağırlıklı ortalamasına göre bir puan oluşuyor. Bu puanı da biz her hafta ve ay değerlendirerek en iyi hattımızı ve en kötü hattımızı seçiyoruz. Burası bizim otomatik montaj hattımızın içi. Bütün hatlarda şu anda tablet var. eFlow sistemini kullanabilmeleri için. Gördüğünüz gibi operatörün önüne yapması gereken iş periyodik olarak düşüyor. Burada şu anda bir proses kontrol kartını doldurması gerektiği görülüyor. Operatör bunun içine girerek gerekli parametreleri eFlow üzerinden girmesi gerekiyor. Eğer bu parametrelerde herhangi bir problem varsa bizim anlık olarak haberimiz oluyor. Ya da zamanında girmediyse yine haberimiz oluyor. Daha sonra parametrelerde herhangi bir problem var mı yok mu bilgisini de geçmişe dönük olarak eFlow database'inden sorgulayabiliyoruz. Üretim aşamasında proses kontrol parametrelerini direkt eFlow sisteminden alabiliyoruz. Kendi yaptığımız geliştirme ile. İsmim Harun Arman. Netoloji Yazılım firmasında uluslararası satış müdürü olarak çalışıyorum. Maysan Mando Netoloji Yazılım için çok özel bir firma. Çünkü eFlow ürünümüzü satın aldıktan sonra bizden bir günlük eğitim dahi almadan tüm süreçlerini kendileri tasarladılar. Ve bir gün biz yarım gün eğitim için buraya geldiğimizde hazırlanan süreçlerin kalitesini gördüğümüzde gerçekten çok etkilendik. Müzik
Verimlilik anlamında her şeyden önce kağıt kullanımımızı azaltmış durumdayız. Hızımız elektronik ortamda daha hızlı, daha kısa süre içerisinde işlerimizi çözebiliyoruz. eFlow'la çalışıyoruz çünkü eFlow interaktif ve süreçlerimizi kendimiz tasarlayabiliyoruz.